Selamünaleyküm arkadaşlar. 18 Kasım 2022 günlerden Cuma. Bir bakalım dedik. Şu bütün kovanlara baktık. Kovanlardaki verdiğim şerbet poşetlerini çıkarttım. Bu şekilde. Şu kovana bakıyordum. Göstermek istedim size. Şundan bunu biraz daraltmıştım ben. Bir çerçevesini almıştım. Tekrardan şu varava şeritlerini de bakın, gördüğünüz gibi daha öncesinde bahsetmiştim. Varava şeridini kendileri böyle tüketiyorlar. Bakın istemiyorlar. İstemedikleri için tüketiyorlar, dışarı atıyorlar. Yine daha önce söylemiştim, sadece şu defne yapraklarına hiç dokunmuyorlar. Ne hikmetse, çünkü onun kokusu, biliyorsunuz ki defne yapraklarının varavaya iyi geldiğini. Şöyle göstereyim şu çerçevemi. Fazla da karıştırmak istemiyorum. Aramızın durumu bu şekilde. Bayağı güzel. Ama şu çerçeveyi alacağım. Sondan ikinci çerçeveyi. Şunu şöyle gösterebilirsem. Sabitlerse. Sabitle. Sabitlemiyorum ve şu komple sırlı bal. Yani bu artık kışlığını yapmış. Şunu da göstermek istiyorum. Bu onun bir önündeki. Bakın balı görüyorsunuz değil mi? Bunu gördüğünüz gibi çok güzel bal ve poleni var. Şunu yavaşça koyalım. Normalde bu mevsimde kovan açmak hiç sağlıklı değil. Sadece açarsınız. Bakarsınız durumuna. Kaç çerçeve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çerçeveydi. Ben şunu göstereyim size. Bu hafif geliyor elime. Bunda bir şey yok. Bunun arasını şimdi sirkeleyeceğim. Şöyle bir iki tane poleni var ama hiç. Şu tarafında da göstereyim. Burası da boş. Bunu şu en köşedeki biraz onda bal var. Ondaki balı alıyorlar. Bunu şöyle sirkeleyeyim arkadaşlar. Şu videomu dondurayım. Bunu sirkeleyeyim. Üstüne bir dakika. Sirkeledim. Bir kere de göstereyim. Sondaki çerçeve. Bunun da dar dolu. Bakın. Sirkelediğim arılar bu tarafa geçiyorlar. Şu varava şeritlerini tekrardan koyuyorum. Aslında bunların süresi geçti de bunları kemirdikçe yine bize belki varavaya karşı yine etkili olur diye düşünüyorum. Aramızın nüfusu çok güzel. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Yani şu an ilk şeyi açtığımda şurası çuval da arı doluydu. Burası da bu şekilde. Kapatalım arkadaşlar. Yani kovanımızın durumu güzel. Şöyle kovan kapaklarımı da görüyorsunuz. Altında çok güzel yalıtım malzemesi olan taş yünü var. Bunlar eşantiyondan bir yerden geldi. Bütün kovanlarıma aynısını yaptım. Yani bayağı da güzel ısı yalıtımı sağlıyor. Bir arıyı bile düşünüyoruz. Çık oradan, oraya girme. Bir arıyı bile düşünüyoruz öldürmemek için. Şimdi demin eldivenden iki tane soktu. Eldivenden iki tane soktu. Bunu böyle kapatalım. Körümüzü alalım. Şöyle önden de körümüzün içinde yine her zamanki gibi. Bakın şöyle göstereyim. Böyle buraları daralttım arkadaşlar. Şimdi bunlar 18 Kasım ama çalışıyorlar. Neden çalıştığını soracaksınız. Oraya doğru gidiyorum. Bakın. Şunun önüne bakın. Burası ne kadar güzel. Bunun yoğunluğu bayağı fazla. Bu arının. Şu yine düşmüş. Sürekli düşüyor. Kaldırmıyorum artık. Ya da durun. Bunu gelmişken şöyle bırakayım ki yine bir nebze giriş çıkışlarına bunun komple bu şeyi düzelmesi lazım. Bu ayağı. Yoksa ara düşüyor. Bak görün. Canlı canlı düştü orada. Demirimi tabii unutmayayım. Sonra demir alıyorum.
Nerede benim? Nerede benim şeyim? Kovamı da alayım. Şimdi bunlar bu şekilde nasıl çalışıyor diye soracaksınız. Bakın. Maşallah hepsi çalışıyor. Çalışmaların sebebi de şöyle göstereceğim ben size. Bakın. Bu bir lokantanın kalmış Kemal Paşalarını aldım. Pardon, ayağım çarptı onu dediğine. Aldım, getirdim. Şerbetiyle buraya koydum. Şimdi aranızdan bazıları çıkacak, diyecek ki o olmaz. Oluyor arkadaşlar. Oluyor. Çok da güzel oluyor. Çok da güzel oluyor. Bir güzel, yani bir güzel bunları tüketiyorlar. Şu kovanın içiydi. Bakın şurayı göstereyim. Maşallah hepsi buraya. Yani kovanın aralığımı da şu kadar mesafe uzaklıkta buraya koydum bunları. Şöyle burayı öğleden beri bir kova, yani şu kova doluydu şerbetini. Yani oradaki kaç tane kovan var? 14 tane. 14 tane arı. Bakın bir şey, hiçbir şey bırakmadı. Sadece şu kovanın dibinde kaldı. Bir 4 tane arım var. Onu da onlara koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bunu şimdi diyeceksiniz, o Kemal Paşa'nın şerbetini nasıl arı yiyor? Yiyor gördüğünüz gibi. Çok da güzel çekiyor. Yoğunluğu da görün. Bakın. Yoğunluğu da görün. Arı burada. Birazdan çekilirler yuvalarına. Ha, şunun üstüne de koydum. Öğlen koymuştum bunun üstüne. Bakın. Hiçbir tane arı ölüsü yok. Hiçbir şekilde arı ölüsü yok. Keza bunu da gösterdim size. Şurada da yaptım arkadaşlar bu. İlk buraya yaptım. Şöyle bir geçeyim. İlk buraya yaptım. Şu peteklerin üstüne döktüm şerbetleri. Bunlar kurtlanmış peteklerdi. Yine biraz temizlesin diye bunların üstüne koydum. Şöyle temizlediğini temizlemişler. Tekrardan bunların üstüne yarın dökeceğim. Yarın dökün. Bak, fazla da artık sarıncalı da yok. Fazla bir tane gördüm. Normalde burası sarıncalı kaynaması gerekiyordu. Sarıncalı da yok. Bak şu bir tane arı şurada kalmış. Onu şuradan alalım. Suda kalmış bu. Şöyle şuraya koyalım. Tamam. Dur. Bırak işte elimi. Bırak. Bırak kız. Sırtını üstünden dön. Tamam. Yani bu şekilde bunlar. Sabaha kadar tekrardan böyle bırakacağım bunları. Bunları bir daha şerbet basıp tekrardan arılara vereceğim. Bu benim suluğum arkadaşlar. Arıya suyu buradan veriyorum geldikçe. Bu şekilde. Yani. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben buraları bir toparlayayım tekrardan. Cümletten hayırlı günler, hayırlı cumalar.